Merhaba bal çöreklerim. Bugün nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bayağıdır yoktum YouTube'da. Yine birazcık çeyiz alışverişi yaptım. Bir de kullandıklarım var. Bu aralar pek fazla yapmıyorum alışveriş. Güncel çektiklerimi aldıklarımı söyleyeceğim. Hadi başlayalım. İlk önce şunu çekeyim. Şunu biraz sonra çekelim çok az kenara. İlk önce şu çelik ürünlerle başlayalım. Ben bunları A101'den aldım arkadaşlar. İlk önce şunla başlayayım. Bu benim delikli süzgecim. Şöyle nehirindi zaten. Biz bunu birkaç ay önce almıştık. Ben bunu 20 TL'ye almıştım nehirin. Şöyle netleştireyim size. Bayağıdır çekmiyordum <laughs> video. Unutmuş olabilirim. Bazı aksaklıklar olabilir. Bundan çok memnunum. Makineye falan da atabiliyoruz. Zaten alırken de 50 yıl garantiliydi. Bundan bahsetmek istedim. Çeyiz alışverişine yeni başlayanlarınız varsa aranızda bu Nehir markayı tavsiye ederim. Kullanıyoruz normal evde. Bunu 20 TL'ye aldım. Bir de ben şunu aldım arkadaşlar. Ee, bu da e, pasta çıkartmak için. Değil, hem dilimleyici olarak geçiyor. Şurası tırtıklı. Hem de ben böyle pastaları falan çıkartırken spatula olarak aldım. Bu da aynı şekilde nehirin. Bunu da 20 TL'ye aldım. A101'den. Şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Araştırmadım. Ama bundan da çok memnunum. Şu an benim ben ellediğim için iz oluyor normalde. Çok parlıyor. Bu da aynı şekilde 50 yıl garantili zaten. İkisinden memnunum. Alacak olan arkadaşlarınız varsa ben bunu e, alırsam böyle 12 parça falan olarak tüm set halinde alacağım için dedim bunları ihtiyacımız var bunları da eve alalım dedim bu iki parçayı eve aldım gelelim bu pandacık tuzla ben bunu aynısını arkadaşlar kendi çeyizime aldım ee, yine gördüm dedim ki annelerim bundan e, ee, kendi evimize de alalım dedim ve aldık. Aldıktan sonra ben işte <laughs> dış görünüşünü birazcık sevdim. O yüzden almıştım. Ee, aslında size de göstermiştim ama o an anlamamıştım pek. Sonra annem dedi ki içine dedi, tuz doldur kızım dedi. Görelim dedi. Tuz doldurmak için içini açtığım andan itibaren. <laughs> Burası çok küçük. Acayip derecede küçük. Şöyle göstereyim. Buna bir huni lazım. Huni ile doldurabiliriz. Çünkü acayip küçük. Sonra her neyse diyelim veya vesaire doldurdum içine tam dökeceğim. Şuraya arkadaşlar tıkanıyor. Çok küçük yapmışlar burayı da. Şöyle netleştireyim. Fiyatı çok mühim değildi aslında. 3 liraydı. Yine aynı şekilde sanırım geçen bir gitmiştim A101'i e satılıyordu. Dış görünüşü güzel. Doğdurduktan sonra kullanmak isterseniz eğer yani 10 üzerinden 5 puan verebilirim. Ayrıca buraya böyle sıcak bir tel ısıtıp biz de öyle yapacağız. Onu basarsak şeyi genişleyecektir. Ağızlığı. O zaman kullanabiliriz belki. Bunu eh işte yani aldım ama bunu da geçelim. Dediğim gibi fiyatı 3 TL'ydi. Sonra ben gene aynı şekilde şunun şeyini almıştım arkadaşlar. Şu e, kahve yanı kristal bardağı çeyizimi almıştım. Bunun da e, 6 tanesini 10 TL'ye almıştım. Şimdi bunun da 3 tanesi 10 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok küçük aslında ama böyle zemzem bardağı falan da olabilir. Bunu da ben makineye falan attım arkadaşlar. Hiçbir zarar görmedim. Bunu da yine aynı şekilde 3 tanesini 10 TL'ye bulabilirsiniz. Ben çok hoş seviyorum, kullanıyorum. Normal evde kullandıklarım da yani size tavsiye edebilirim. Bu da böyle. 3 tanesini 10 TL'ye bulabilirsiniz. Sonra gelelim. şu şey almıştım. Böyle hepsini tek tek çekene kadar diyorum. Böyle biriktireyim, toplu hale çekeyim diyorum. Şu çay kaşığını aldım arkadaşlar. Şurası gül desenli. Bunu da netleştireyim şöyle. Niye netlemiyorsun? Bugün bir netleyesin yok. Bunu da 6 tanesini aldım. Annem dedi ki niye bir altı tane daha almadım. O an çok aceleydim. Bir rüzgarcıya girmiştim. Oradan bu altı tanesini 10 TL'ye almıştım arkadaşlar. Şimdi internetten araştırmalarla baktım tabi. Bir 30 TL falan diyor. Bunu da tavsiye ederim. Ben kendi ekledim. Bir de şu şeyi aldım arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Bunlar güncel. Şöyle göstereyim. Love'ın. Bu kutulu. Kahve yanı bardağı altılı. Şöyle. Bu da çok rahatlıkla makineye atıp yıkayabiliriz arkadaşlar. Şöyle tekini de göstereyim. Bunu tavsiye ederim. Ama görüntüsü bence çok hoş. Bu da fiyatını söyledim mi tam bilmiyorum. Bunu da ben 30 TL'ye aldım arkadaşlar. trend yolda veya internet sitelerinde var almak isterseniz. Sonra şu tepsilere gelelim. Şöyle göstereyim. Şurada bir kulpu var. Şöyle hatta sizi alayım da göstereyim. Evet bir tık uzağa gittim. Bu beyaz. burada diyor ki iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle veya iyi bir gün diyor. Yani yazısı kötü bir yazı değil. Baktım alırken ama şu an unuttum İngilizce'de ne dediğini arkadaşlar. Bu beyaz olanı. Annem iki tane bu tepsiden almış arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bunları ikisini de bin marketten yeni yani bir hafta falan olmuyor. Yeni almış. Göstereyim. Şöyle kuplu.